Videoya geçmeden önce, lütfen beğenerek ve abone olarak, destek vermeyi unutmayın. Teşekkürler. NASA'nın Kaliforniya'daki Dünya yakınındaki cisimleri, otomatik olarak takibe alan sistemi tarafından izlenen, 822 metre büyüklüğünde potansiyel tehlike oluşturabilecek bir göktaşının 29 Kasım'da Dünya'ya yakın geçeceğini açıkladı. NASA yetkilileri asteroidin, büyüklüğünün bir gökdelene eşit olduğunu ifade ederken, göktaşı Dünya'ya yakın obje olarak sınıflandırıldı. Göktaşında bulunan nikel, demir ve kobalttan oluşan minerallerin değerinin 17.4 milyon dolar olduğu tahmin edildi. Öte yandan uzmanlara göre, bu tür objelerin Dünya'ya her 100 yılda bir çarpma ihtimali 50 binde bir. Rusya'nın Sibirya bölgesinde Tunguska'ya 1908 yılında düşen asteroid, 40 metre genişliğindeydi ve bir şehri yok edebilecek güçte, enerji ortaya çıkarmıştı. Peki gezegenimiz olası bir asteroid çarpmasına ne kadar hazırlıklı? Hollywood filmlerinin en popüler konularından biri olan, bu senaryoya cevap NASA'dan gelmişti. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'ya göre, böylesi bir durumda geleceğimiz hiç de parlak değil. Gezegenimizin, göktaşı çarpmasına karşı hazır olmadığı uyarısında bulunan, NASA çalışanı Dr. Joseph Nutt, American Geophysical Union'ın toplantısında yaptığı konuşmada, sürpriz bir asteroide müdahale edecek sürenin olmayabileceğinin altını çizmişti. En büyük sorunun insanlığı böyle bir durumda, ne yapacağına dair kesin bir yol haritasının, bulunmaması olduğunu belirten Nutt, bu denli bir riskin, her an gerçekleşebileceğinin altını çizmiş ve, bir de öneride bulunmuştu. Nutt'a göre, bu riski ortadan kaldırmanın en garanti yolu, uzaya tek görevi gezegenimize çarpması muhtemel asteroidleri inceleyecek bir araç göndermek. Yeterli ödeneğin ayrılması durumunda, bu aracın bir yıl içinde göreve başlayabileceğini belirten Nutt, söz konusu aracın, gezegenimize çarpma olasılığı olan asteroidleri, durdurabilecek kapasitede de olacağını sözlerine eklemişti. Siz dostlar, bu asteroid hakkında neler düşünüyorsunuz? Gerçekten çarpma ihtimali olabilir mi? Bu konu hakkında, yorumlarınızı bekliyorum. Teşekkürler.